Evet arkadaşlarım. Tabii akşamın oyun tarafını anlatmadan önce Cenk Tosun kardeşime inşallah çok onu geri döndürecek çok önemli bir sakat değildir. Geçmiş olsun diyorum. İnanın çok üzüldüm. Benim çünkü bir aile dostum, çok yakın kardeşim benim. Bu şanssızlığından dolayı umarım inşallah bu son olur onun hayatında diyelim. Ve geçmiş olsun dileklerimi tekrar edeyim. Şimdi oyuna gelelim. Oyun öncesinde Beşiktaş'ı tabii ki oynadığı son 3 maçını izledik. Kaybettiği maçını izledik. Dolayısıyla takımın çok etkili oyuncularının özellikle Abubakar ve Savuzan'ın olmaması bizim için küçük de olsa bir avantaj olmuştu. Diğer etkili oyuncuları Yazal, Atiba, Rozier o taraftan atak çok yapıyorlar. İşte attığı o tipik golü çok izah ettik. Kardeşlerimize girer içeriye doğru bir ayağını sallama fırsatı verirseniz vurur diye. Ve sonuç olarak oyunun kontrolünü elimize aldık ve bu olayı kilitleyince Beşiktaş takımı atak yapamadı. Çok etkin gözükmedi. Çünkü önde oynayan bir takımdı. Dolayısıyla orada kalabalık oluyordu. Ve tekrar kaybettiği topta orada müdahale edebilen bir takımdı. Biz önde oynadık. Onlara kendi oyun tarzını oynatma imkanı verdik. Ve nitekim dakika 3 pozisyonlar oldu. Arkaya attılar. Cenk girdi vurdu yakından. Döndük. Bizim oyuncudan döndü. 9. dakika çıkarken kaptırdığımız bir top. Atiba Larin'e verdi ve ceza sahasının biraz içinde çok iyi bir vuruşla yine bir pozisyon hatasıdır. Bir arkadaşımız onun yanında olmalıydı. Eşleştiği bir arkadaşımız vardı. Gol oldu, oldu. Ve akabinde 16. dakikada hemen karşılık verdik. Kullandığımız bir korner atışında Leo çok iyi vurdu ve gol attı. Ve sonra 26. dakikada yine çıkarken kaptırdığımız bir top. Oğuzhan'a verdiler, vurdu ve ikinci gol yemiştik ve hemen 39. dakikada tekrar karşılık verdik. Ve Beşiktaş'ın bir de 44. dakikada bir pozisyonu oldu. Larin girdi, Cenk'e attı, girdi, vurdu, avut. Gördüğünüz gibi birinci devre 4'e 2 pozisyon sayısıyla maçı 2-2 bitirdik. İkinci devre başladı ve sıra bize gelmişti. 53, 55, 63, 71, 72, 89. 6 tane pozisyonumuz var. Ve Beşiktaş'ın 2 tane attığı gol. 44 ve 3 tane 2 tane pozisyon olmuş. Biri 67, biri 86. İkisi de Gezal girdi gol. 86. dakikada Gökhan'ı kaçırdılar. Girdi gol. Çünkü sağ dış oynayan oyuncumuz yorgunluğunu bildirdi. Yerine Osman'ı soktuk. O oyuna adapte olana kadar maalesef sıkıntı oldu. Tabii ki 67. dakikada Gezal'ın attığı golden önce bakın bütün görüntüler burada. Biz 1 metre uzağındayız pozisyonun. Yan hakem dibinden bakıyor. Dördüncü hakem kardeşim orada. Yandan gelen topu eliyle önüne indiriyor. Gezal'a veriyor. Gezal da içeri giriyor. Bu pozisyon oluşuyor. Dün daha Galatasaray maçında Galatasaray'ın aynı böyle attığı bir gol iptal edildi. Ve kardeşim nereye bakıyoruz ya? Yani bu var niye var yani? Sonra işte biz 1 metreden gördüğümüz siz 3 boyutlu görüntülerle burada dur kardeşim pozisyonun başlangıcına gel. Burada bir elle alma var. Hakem bana diyor ki sorduğumda. Hocam diyor sizin oyuncuya geldi diyor. Avantaj oldu. Ya orta sahanın orasında avantaj mı oldu? Bizim oyuncuya gelmedi ki sonra top. Yazava geldi. Dolayısıyla bakın çok basit diye gördüğünüz bu yanlış bir takımın çok emek verdiği ve hatta en azından puan alabileceği bir maçtan puansız olarak dönmesini sağladı. Ve maçtan sonra Beşiktaşlı oyuncuların verdiği demeçleri de dinledim. Hepsi maçın çok zor olduğunu, çok zor kazanıldığını, yani Beşiktaş takım bu sene sanırım bu kadar pozisyonsuz, sanırım bu kadar kendi uyguladığı o çok pozitif futbolu uygulayamaz hale geldiğini ben çok hatırlamıyorum. O yüzden ben oyuncularımı mağlubiyete rağmen çok kutluyorum. Ayaklarına sağlık, dikkatlerinden dolayı. Tabii ki Beşiktaş'ı da kutluyoruz. Şampiyonluk yolunda Allah yollarını açık etsin. Ama tabii kendimize geri dönünce bu hafta böyle geride kalırken verdiği derslerle yaptıklarımızla oturup konuşacağız arkadaşlarımızla. Ama şu var ki Denizli maçı arkadan sanırım Malatya geliyorlar ben. Ve işte böyle akıp gidecek. Ve 7 maçın 4'ünü bizimle birlikte düşmeye aday takımlarla oynayacağız. 3 tanesi de 2 tane nötr takım var. Gaziantep, Alanya.
Bir tane de Fenerbahçe şampiyonluğu oynayan bir takım. E tabii ki işimiz kolay olmuyor tabii. Bizim geldiğimiz bu son 10 maçta kaybetme şansımız yok. Yani kaybedip de dır toparlanırız deme şansımız yok. Dolayısıyla oynadığımız her maçı kazanmak adına yapmak durumuyla karşı karşıyayız ve bu böyle devam edecektir. Eğer bu takım bu Beşiktaş'a karşı bunu yapabiliyorsa diğer takımlara karşı haydi haydi yapar diye düşünüyorum. Ve bundan sonrası için çocuklarıma bol şans diliyorum. Biz sonuna kadar teslim olmuş bir mantıkla olmayacağız. Her geçen gün daha iyi, daha kazanmaya yakın oynayacağız. Üzüldüğüm konu 3 maçta 9 puan alabilirdik. Maalesef 3 maçta 1 puanda kaldık. Bu konuştuklarında hikaye oluyor tabii. Yani bana boş laf konuşma kardeşim. Sen aldığın sonuca bak derlerse de kabul ederim. Doğrudur. Yani doğru yapılıyorsa futbol oyununda yansıması lazım işin. Yapacak bir şey yok diyelim ve önümüze bakalım diyorum. Çünkü maçtan sonra çocukları topladım ve tek tek kutladım hepsini. Morallerinizi bozmayın. Biraz dinlenin. Çünkü bu hafta çok şükür 2 tane maç oynamayacağız. Tek maç oynanacak. Ve yeniden oturup Denizlispor'u hafta başından itibaren iyi çalışıp onlar da bizim gibi durumdalar. Dolayısıyla umarım inşallah oradan eğer beklediğimiz puanla dönebilirsek 45 puan diyorum ben. 45 puan için bizim 6 maç kazanmamız lazım 7 maçtan. Olmaz mı? Olur. Olmasa adına da elimizden geleni yapacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Maçın o bölümüne kadar Yaşar Kemal kardeşimi tebrik ederim. Yani orada bir şey yok. Ve de çok samimiyetle maç yönetimde biliyorum. Bu pozisyonda da eğer görseydi vereceğini de düşünüyorum ama yardımcı hakem niye var? Dördüncü hakem niye var? Var niye var? Hakem, bakın yine üstüne basa basa söylüyorum. Dün Galatasaray maçında aynı golü, Galatasaray'ın golü iptal edildi. Yani bugün niye müdahale edilmediğini anlamış değilim. O vardaki kardeşimiz kimse yani bir sürü vebalini boynunda taşıyordur. Yapacak bir şey yok. Yani artık o kadar kanısadık ki her hafta bir takım çıkıp aynı benim söylediğim şeyleri tekrar ediyor. Yani yapmayın be kardeşim, adam gibi yönetin. Ne görüyorsanız çalın. Bizim beklediğimiz bu. Ve hepsi bizim canımız, arkadaşımız. Ama sonuç olarak buradan onların aleyhine bir şey konuşmaktan imtina ediyorum hep. Yani geçen hafta da ben orta hakemi kutladım. Ya kutlanacak şey yaptı mı? Hayır. Son dakika penaltıyı vermesi lazımdı. VAR'a bile gitmedi. Sorduğumuzda söyledi şu, VAR bana bir şey yok devam dedi. Ya 10 saniye sonra maçı bitirdim. VAR sana 10 saniye nasıl aradı da sana bunu söyledi. Yani bırakalım bu işleri. Umarım inşallah futbolumuz bu şikayetlerle dolu haftaları geride bırakır. Kardeşlerimizden rica ediyoruz ama hiç bu ricaları kimsenin dikkate aldığı yok galiba. Yine eski tas eski hamam. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Teşekkür ederim.